Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Tuğba Atav da Şuşa'da karşımızda. Tuğba, biliyorum yanında da konuğum var. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar'la konuşacaksın. Ama o konuşmadan önce bugün nasıl bir buluşmaya tanık edeceğiz? Bu ziyaret neden önemli? Programın detaylarında ne var? Bir onları alalım istersen, sonra da Aygün Attar'la konuşmanı izleyeceğiz dikkatle. Senem, gerçekten de tarihi bir gün yaşıyoruz. Hem Türkiye açısından hem Azerbaycan açısından. Şuşa tam 28 yıl sonra düşman işgalinden kurtuldu ve iki lider buraya gelecek. Aslında geldiler, öyle de söyleyebilirim. Zira az önce Sayın Cumhurbaşkanı Şuşa'ya geldi. Şu anda biraz dinlenecek ve bu dinlenmenin ardından buraya valiliğe gelecek ve resmi karşılama töreni burada gerçekleştirilecek. Daha sonra imzalar atılacak, ikili anlaşmalar var. Önemli sürpriz anlaşmalar da var, özellikle askeri işbirliği konusunda. Tüm bunları anlatacağız ama konuğumu fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü o da son derece duygusal anlar yaşıyor, değil mi efendim? Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Sayın Aygün Attar, ne hissediyorsunuz? Çok güzel duygular, kelimelerin yetersiz kaldığı güzellikleri yaşıyoruz. Ben aynı zamanda da Şuşalı bir ailenin evladıyım. Dolayısıyla 28 yıl 6 ay sonra Şuşa'da olmak güzel. Zafer yoluyla buraya geldik. O yola adım attığımız andan itibaren siz de görüyorsunuz, tanıksınız, şahitsiniz. Şuşa'nın toprağında, taşında, her yerinde Şuşa Azerbaycan'dır. Çok net belli bu ortada. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinden sonra Şuşa zirvesine katılması ve burada Şuşa'nın Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan olunmasından sonra ilk uluslararası bir anlaşmaya ev sahipliği yapacak olması çok önemlidir. Bölgeyle ilgili bu anlaşmadan, bugün atılacak imzalardan anladığımız kadarıyla bölgeyle ilgili bölgenin güvenliği, barış içerisinde geleceğe daha da gelişerek nasıl ilerleyebilir bölge, bunlar konuşulacak. Bunlara ait açıklamalar muhtemelen olacaktır. Her iki cumhurbaşkanının, çünkü daha önceki açıklamalarından hareketle bunları söylüyorum. Ve Türkiye ile Azerbaycan'ın öncülüğünde bölgenin güvenliğinin temin edilmesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine hareket etmeden önce basın toplantısında söylemişti. Güney Kafkasya'nın güvenliği çok ahemmiyetlidir. Güney Kafkasya'nın güvenliğinde Türkiye-Azerbaycan birlikteliği çok önemlidir. Bir millet iki devlet felsefesini bölgede, aynı zamanda barışın gelişimi için, kalkınmanın ve rifahın yükselişi için hayata geçiren, 44 günlük savaştan da zaferle çıkan bir Azerbaycan'ın yanında ilk günden son gününe kadar dimdik duran milletiyle, devletiyle birlikte bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nı burada hepimiz bekliyoruz. Müzeffer Ali Başkomandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı az sonra hep birlikte burada olacaklar. Görüyorsunuz, siz de heyecanlıyız ama çok mutluyuz. Buraya gelen Azerbaycanlı gazeteci arkadaşlarım toprak aldılar, ahdımız var dediler. Evet, evet. Aldınız mı? Evet, ben daha önce de arkadaştan buraya gelenlerden rica etmiştim. Alıp hem Ankara'ya getirmiştim, hem Bakü'de mezarı bulunan Karabağlı aleme. Ama ben araçtan iner inmez eğildim ve toprağı öptüm. Bir avuç toprak aldım. Kendimle birlikte kalbimin üstünde Türkiye'ye taşıyacağım. Çok güzel duygulardır. Siz de gördünüz, bu coğrafi olarak kaledir. Zaten Şuşa Kalesi olarak tarihte de geçer. Ve bu kaleyi kahramancasına dövüşerek, savaşarak, Türk yiğitlerine has bir kahramanlıkla savaşarak ve bu yolda şehit olarak, gazi olarak bu zaferi bize yaşatanların da ruhu şad olsun diyoruz. Türkiye-Azerbaycan dostluğu, kardeşliği, birlikteliği daim var olsun. Kültür başkenti Şuşa'dan bölgenin kültürlü bir biçimde geleceğe emin adımlarla ilerlemesine yardımcı olabilecek herkese selamlar olsun diyorum.
Büyük inşaat firmaları da burada. Evet. Şuşa'nın restorasyonu hızla devam ediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hepimiz tanık olduk. Mesela bizim o güzergahlardan geçtik, buraya geldik. Buraya geldiğimiz yolun tümü 44 günlük savaş sonrasında yapılan yol çalışmalarıdır. Ne kadar büyük burada işler yapıldığına hep beraber tanık olduk. Tabii Türkiye'den de burada iyi bir geçmişi olan firmaların iş yaptıkları, İtalya'dan firmaların, diğer ülkelerden, yani Azerbaycan'ın, bunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı da açıkladı, var. Azerbaycan emin, güvenli bir şekilde, bölgenin güvenliğiyle ilgili birçok sorumlulukları da Türkiye ile birlikte üstlenerek Şuşa'daki daimi varlığını bugün iki cumhurbaşkanı birlikte dünyaya beyan edecektir. Ben bu resmi böyle okuyorum. Evet, şimdi bu resmi biraz daha okumak istiyorum. Nedir buradan verilen mesaj? Şimdi şöyle, Şuşa ile ilgili biliyorsunuz ki bir sözde Qarabağ'ın dağlık bölgesinde Ermeni işgalçılarının yarandığını iddia ettikleri bir devlet vardı ve o cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Paşinyan bir açıklama yapmıştı ki Şuşa'da parlamentoyu Şuşa'ya kuracağız. İşte Şuşa oranın merkezi olacak. Cumhurbaşkanımızın da tarihi geçmişi olan ve aristokrasinin, bilimin, sanatın, güzelliklerin başkenti olan, medeniyetin başkenti olan Şuşa ile ilgili açıklamaları vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bugün Şuşa'da bulunması sadece altına imza atacakları o anlaşmaların altındaki imza değil. Aynı zamanda Qarabağ'la ilgili, özellikle Şuşa'yla ilgili şimdiye kadar Azerbaycan Devlet Başkanı'nın bütün ifadelerinin altına imza atması anlamını taşıyor. Diplomatik bir mesajdır, önemli bir mesajdır ama bu buradaki bu zirveden husumet değil, entrika değil, kin değil, tam tersine bölgenin gelişimi ve bölgede işbirliğiyle ilgili açıklamalar bekliyoruz ve o verilecektir. Her iki ülkenin cumhurbaşkanı da önceden bunu söyledi. Dolayısıyla bu güzellikler içerisinde, güzelliklerin harmonisi olan bu ekonomik, siyasi, kültürel işbirliği içerisinde varlık göstermek isteyen bölge ülkelere 3+3 modelini hem Sayın Aliyev hem Sayın Erdoğan daha önce ifade etmişlerdi. Varlık göstermeye talip olan ülkeler hiç şüphesiz ki bundan olumlu yönde faydalanacaktır. Yok geçmişin, tarihin entrigalarına saplanıp kalan eğer devlet olacaksa o da geriden sürünmeye mahkum olacaktır. Evet, evet. Bu kadar net. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gözün aydın vatan diyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır. Şuşa Azerbaycan'ın kültür payitahtı. Günün kutlu olsun. Zirven hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.